Merhabalar. Yeni seri Webo sistemlerinde fabrika ayarlarını bir de normal kullanımla ilgili ayarlarından bahsedeceğim. Ayrıca şu anki sistemde mesela antenize ilgili, yayınla ilgili sorun var. Ya da uygulamalarla ilgili cihazda bir sapıtma oldu. Bunda ilk yapmamız gereken şeyi anlatacağım. Şimdi böyle bir durumlarda televizyonunuzda donmalar oluyor, başka bir şeyler var. Yazılımsal ya da ayarsal yaptığınızı düşündüğünüz zaman servis çağırmadan önce ilk önce yani antenizi kontrol ettiniz. Her şeyi fişiniz, priziniz normal. İlk önce fabrikana dönmemiz daha uygun olur. Bunu nasıl yapıyoruz? Kumandadan şimdi çark tuşuna basıyoruz. Burada en altta tüm ayarlar tuşuna geliyoruz. Buradan genele geliyoruz. Genelden ya burada sadece aşağı yukarı tuşunu kullanıyorum. Sisteme geliyoruz. Sistemden de başlangıç ayarına dön diyoruz. Okey tuşuna basıyoruz. Hepsini sıfırla diyoruz burada. Şimdi cihazımız yeniden başlatacak. Fabrika ayarlarını hani ilk kutudan çıktı ayarları geri dönüyor. Zaten kutudan çıktığı zaman normal ayarlarda yapılacak işlemler internet bağlamak, kanalları yüklemek, sonra Netflix, YouTube kullanıyorsunuz. Bunların kullanıcı adını giriyorsunuz. Şimdi yeniden başlatılıyor cihazımız. Şimdi buradan okey tuşuna bastım. Buradan TV'yi seçiyoruz. Yani her şey okey tuşuna basıyoruz. Akıllı kumanda olanlar mouse'la bunu seçelim. Buradan dilimiz, ülkemizi seçiyoruz. Şimdi buraya geldik. İleri diyoruz. Buradan şifrenizi girdiniz. Varsiyon bağlantı yaptık. Yani bağlantı yapmaz. Şurada ben atla yapacağım. İleri diyoruz. TV izleme yolunu soruyor. Şimdi burada seçeneğimiz şu. Dijital kullanılır. Hiç kullanmayanlar. Set üstü kullanılır diye var. Biz sadece alıcı kutusu diyor. Sadece TV alıcısını seçeceğiz. Şu an TV alıcısını kullanılır. Dijital kullanılır kanal yüklemeyebilir. Bunu seçer ya da TV artı set üstü kutusu ikisini bir seçebilir. Biz sadece bunu seçiyoruz. Aşağı gelip ileri diyoruz. Standsa duvar onu seçiyoruz. Bizim şu an standta. Burada önemli olan burası. Buraya dikkat etmeniz lazım. İleri diyoruz. Türksat TKGS'yi seçiyoruz. İleri diyoruz. Burada şöyle bir durum var. Sizin anteninizle ilgili durumlar var. Yani burada başlat dediniz, başlattınız, almadı. Almadığı zaman bir geri tuşa basıyoruz. Şöyle gösteriyorum. Bir geri daha tuşa basıyoruz. Buradan ayarlardan şeye girmemiz lazım. Yani almadı diyelim. Şimdi çarka tekrar bastık. Dizekten yön vermemiz lazım. Birden fazla uydusu olan müşterilerde Dizekten yön vermezseniz yayın almıyor sistem. Buradan kanallara geldik. Buradan kanal taramaya geldik. Yine aynı menü zaten. Burada sadece uydu ayarı var. Burada uydu ayarında TürkSat'a geldik. TürkSat'a şu yön vermemiz lazım. Yani diyoruz ki TürkSat'ta benim 4 tane uydum var. Bak bu burada kapalı kalırsa hani sadece bir tane çanağı olan kendi bireysel için hiç elemesine gerek yok. Ama birden fazlası olan TürkSat hangi uydudaysa genel standart A'dır. Biz A'yı seçiyoruz o yüzden. A'yı seçeceğiz. Sonra tamamlandıya geleceğiz. Gördüğünüz gibi sinyal yükseldi. Şimdi sonra geri yapıyoruz. Yukarıya geldik. Otomatik aramaya geldik. Buradan uyduyu seçtik. İleri dedik. TürkSat TKGS'yi seçiyoruz. Diğer operatörler deyip de normal taratma da yapabilirsiniz. Bazı durumlarda TKGS ile ilgili sorun yaşarsanız diğer operatörlerden deyip mesela bunu göstereyim. Yani ileri diyorsunuz.
Uydu TürkSat ya. İleri diyorsunuz. Buradan ileri dediğiniz zaman şurada ağ aramayı seçeceksiniz sadece. Bu şekilde yapabilirsiniz. Ama bizde TKG'si daha basit bir sistem olduğu için buradan geri dönelim. TürkSat TKG'si'yi seçiyoruz buradan. İleri diyoruz. Burada tam otomatiği ben esnekte tutuyorum. Çünkü sürekli her kanal güncellemesini güncelleniyor ya. Mesela geçen yazılımsal sorun olduğu zaman bile etkileyebilme ihtimali var. Yani isteyen tam otomatik tutsun, isteyen esnekte tutsun. Esnekte tutarsanız kanal sıralama şansınız olur. TKG'si kapalı tutup başlat derseniz de kanal sıralama olur. Ama tam otomatikte ATV'yi mesela 5'e alma şansınız yok. O yüzden kapalı da sıralamak isteyen kapalı da tutsun. Sürekli güncellemeye istemeyen de esnekte tutabilir. Ben bunu esneğe aldım. Sonra tercih edilen liste var. Bunu geliyoruz. Aşağı gelelim. Dur şöyle yapalım. Başlat diyelim. Tekrar gelirse kanallar şimdi yüklenecek. Şu an 31-2023 listesi. Benim yeni çektiğim. Şöyle yapalım. Tamam diyoruz. Başlat dedik. Sonra tamamlandı dedi. İşlemimiz tamam. Şu an yayınlar geliyor. Yayınlarımız geldi. Bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Eğer düzelmezse bu konuda anteninizi kontrol ettiniz ya da bir şeyi kontrol ettiniz. Yani sistemde değişiklik yok. Servisi çağırabilirsiniz. Bu şekilde sorunuz düzelecektir. İyi günler dilerim.